İspanya'da önümüzdeki pazar günü yapılacak seçim ülke siyasi tarihinde bir ilke sahne olacak. Anketlere göre Mayıs ayında kurulan Podemos ve Komünist Birleşik Sol Partilerinin ittifakı ikinci sırayı alıyor. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Podemos lideri Pablo Iglesias kurulu siyasi düzeni sarstıklarını söyleyerek şöyle konuştu. Seçimde Halk Partisi'ni geçmeye çok yakınız, gerçekten çok yakınız. Bunun ne anlama geldiğini biliyorlar ve çok endişeliler. Aralık ayındaki seçimde tek başına iktidar olamayan Halk Partisi'nin lideri, geçici başbakan Mariano Rajoy ise geniş bir koalisyon kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Rajoy, Sosyalist Parti ile birlikte çalışabileceğini duyurdu. Ancak Sosyalist Parti, Rajoy'un başında bulunduğu Halk Partisi ile hükümet kurmayacaklarını defalarca vurguladı. Rajoy bu duruma şöyle cevap verdi. Kendilerinden farklı olanlarla müzakereye girmeyi reddetmek, görüşmemek, anlaşmaya çalışanlardan daha zayıf olduklarının bir göstergesi. Seçimde tarihinde ilk kez 3. sıraya inmesi beklenen Sosyalist Parti lideri Pedro Sanchez ise ev ziyaretleriyle çalışmalarına devam ediyor. Sanchez, Halk Partisi lideri Rajoy'un yerine başka bir isim gelmesi durumunda koalisyon kurabileceklerini belirtiyor. Anketlere göre Vatandaşlar Hareketi seçimi son sırada bitirecek. Anahtar durumunda bulunan Merkez Sağ Parti'nin başında bulunan Albert Rivera ise Halk ve Sosyalist Parti ile de koalisyon kurabileceklerini açıkladı. Ülke tarihinde görülmemiş bir siyasi yarış yaşanırken durumu açıklamak için oyun kartları hazırlandı. Kartlarda Rajoy altınla, siyasi arenayı sarsan Pablo Iglesias sopayla, Pedro Sanchez kupa ve Albert Rivera kılıçla gösterildi.